Herkese merhaba, ben Orkun. İnanılmaz bir videoyla karşınızdayız. Yanımda Burak'la Kıvanç var. Arkamızda da 12 metre uzunluğunda yaklaşık 800 derece civarında bir ateşimiz var. Biz bugün kart fırlatma yarışması yapacağız. Kaybeden de bu ateşin üstünde yürüyecek. Ne hocam, bu yürünür mü bunda? Bundan 100 yıla yakın bir süredir yapılmıyor. Eskiden insanlar, fakirizme meraklı olanlar, bunu bir şov olarak, yani bir stunt şovu olarak bunu yapıyorlardı. Ama Türkiye'de ilk kez yapılacak. Ama tabii ki bunu daha buradan söyleyeyim, hiçbir şekilde denemeyin evde ya da herhangi bir biz yerde. Biz bütün profesyonel güvenlik önlemlerini aldık. Aynen. Yangın söndürücülerimiz var, sağlık ekibimiz var. Sakın denemeyin. Ateşin üstünde yürüyeceğim diye yanarsınız, denemeyin. Yandım abi, ben şu an yandım. Yani yanında bile durulmuyor şu an bunun. Of. Abi iyi güzel de 100 yıldır yapılmayan şeyi niye biz deniyoruz? İşte deneyeceğiz. Denemeyelim mi kanalda? Her şeyi denedim. Bunu yanacağız da denemem mı, yanmayacağız mı diye deniyor. Yani. Güzel. Video İnşallah. Yayınlandıysa ölmemişimdir ama ayağım var mı yok mu sonunda onu göreceğiz videonun sonunda. Abi, arkadaşlar yani şuradan bir sıcaklık bu geliyor. Bu bayağı sıcak geliyor. Yani bu anlatılmaz bir sıcaklık gerçekten. Şimdi biz kart fırlatma yarışmamıza geçiyoruz. Kaybedeni de burada yürütüyoruz. Evet, dükkana geldik. Şimdi farklı nesnelere kart fırlatacağız. Kendi aramızda inanılmaz bir yarışma yapacağız. Abi şöyle yapıyoruz. Her turun kaybedeni bir harf alıyor. Ve 5 harf alan, yani eşek olan kaybediyor. Ateşte yürüyecek. Çok istemiyoruz ama yani seni yürütürsek de artık çok mutlu oluruz. Kusura bakma kankacığım. Ateşte yürümek sana yaraşır. Sağ ol. Çok sağ ol. Şimdi ilk roundumuzda bir dart tahtası hazırladık. Burada puanlarımız var. Sırayla 10'ar tane kart fırlatacağız. En çok puanı alan ilk round tun kazananı olacak. Kaybedenler de puan alacak. Bundan sonraki turumuzda balonlarımız var. Ondan sonraki turumuzda meyvelerimiz var. Sonra mum söndürmeye çalışacağız. Abi bilemiyorum ya. Ben filmlerde görüyorum, adamlar tak tak atıyor. Sizin de atmanız lazım bence. Çok iyi değiliz canım. Atıyoruz da. Bu arada ben bir iskambil kartı fetişçisi artı koleksiyoncusu olarak bu iskambil kartlarına bayılıyorum ve Kıvanç'la Burak'ın sitesinden aldık bunları. Sokaksihirbazı.com. Siz de böyle kartlara meraklıysanız mutlaka gidin. Oradan alın, çok güzel bunlar. Başlayalım bence. İlk kim atsın? 10 tane kartımı alayım. 10 tane sana. Hop. 10 tane sana. 10'ar tane kart atacağız. En çok puanı toplayan bu turun galibi olacak. Okey. Buyurun hocam. Bura mı çizgimiz? Tabii burası tamam. Çizgimiz. Geçemiyoruz değil mi bunu hiçbir yok, şekilde? Yok geçemiyoruz. Bak ben bir sayayım. 1, 2, 2,5 metreden falan atıyoruz. Buyurun hocam. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Evet. Aha, 20, tamam, 20. 20'yi aldık. 20'yi tamam, aldık. Güzel. 20 güzel. Tamam olsun. Sağlık olsun. Çarpanları saymıyoruz. Şimdi bir 40 alalım. Yok. Hop. Olsun. Karavana. Son. Aa, 20 mi aldın? Tamam 20 aldım. 20 aldım. Olsun. Olsun gel. Yapamadık ya. Moral olsun. Seni de göreceğiz. Şu an totem yapıyorum. Hop. Sihirbazların yüz karısı biz. Hop. Oley. Hocam! Oğlum çatlamıyor ki buna. Nasıl bir dart getirmişsiniz? İyi tamam, ben en güzel, azından güzel, burada iyiyim. Tamam olsun. Buyur abi. Oğlum bu nasıl bir tahta lan? Ama bir şey diyeceğim, gerçekten girmesi çok zor yani. Nasıl, kolay nasıl değil. Atılıyor? Kanka işte şu ya, iki yöntem var. Ya şu şekilde şuraya koyup buradan bileği böyle fırlatacaksın, bileği açacaksın. Ya da şu. İkisinden biri. Tamam peki, ben bir deneyeyim o zaman. Şimdi ben Kıvanç'la Burak'ı çok güzel kandırdım. Onlar benim hiç kart atamadığımı zannediyorlar ama benim bütün çocukluğum kart fırlatarak geçti. Evdeki herkese, anneme, babamın her yerine kart fırlattım. Ama onların bundan haberi yok. Atamayacağımı zannedecek garibanlar. Ama nasıl ağızlarını s**acağım belli değil. Çizgiye basabiliyor muyum? Bas bas. Basabiliyorsun da bu niye... Oha! Ne yapıyor oğlum bu? 50. Güzel. 50 yarar değil mi? Bir dakika dur oğlum, bir şey böyle bir şey yok. Ne oğlum? Nasıl bir şey yok? 50 işte. Oğlum nasıl bir atmak bu? Oğlum ses geliyor lan karttan. Manyak mısın? Sen daha önceden atıyor muydun? Yok, güzel öğrettim. Sallama. Vallahi güzel öğrettim. Lan ne yaptım? Hiçbir şey öğretmedim. Oo. Vallahi nazar değdi. Stres oldu. Abi bir şey diyeceğim. Stres. Sen şeyi vurur gibi vuruyorsun. Ne yapıyorsun ya? Oha! Nazar. Bunun torbasına vuruyor. Nazar oğlum. Lan tam 50'den 50. Vurdu ya. Hatta bence bu 40 da sayılır. 90 bu. Yani 40'a da girmiş. Senin şu atışına çok takıldım yalnız abi ya. Abi şans, acemi şansı. Oğlum biz hiç pratik yapmadık. Sen burada çalıştın mı? Ne yaptın? Gittin aldın mı bu destelerden? Anlamadım ki.
Şimdi ben kazandım, siz ikiniz E harfi aldınız. Eşek olursanız ateşte yürüyorsunuz. Bu gidişle olacak gibisiniz ama. Tamam, ben şimdi bilekten fırlatmaya geçiyorum. Bilekten abi. İkinci taktiğe geçiyorsun sen, tamam. Evet, şimdiki turumuz için balonlarımızı hazırladık. 5 tane balonumuz var, 10 tane kartımız var. Yine sırayla atacağız. 5 balondan en çok kim patlatırsa o bu turun kazananı olacak, diğerleri harf alacak. Sen çarkı felekteki kız mısın sürekli? Aynen, asistan abi. Sen at abi ilk ya. Vallahi moralim bozuldu dedim ha. Tamam, atayım ya, gel atayım, tamam. Hah, deniyoruz. Hadi bakalım. Hoppa. Bu bayağı sert gitti. Dur. 1 2 Ah. Oğlum ses çıkıyor karttan adam atarken. Ah! Kaç tane kaldı şimdi elinde? 2 kaldı. Oo! Double kill! Double kill! Ah! Dur! Son ben, kart! Ben köyüme gidiyorum. Gitme bir yere! Son kartla son balonu patlatacağım. Gitme bir yere! Ay be! Ya yürü gitme! Ya bakın! Sağlam bir direk olsaydı şu an size şov yapıyordum yani. Oynamıyorum ya. Abi 10 kartla 5 balon patlar burada dedim ben size acaba ya. Bir şey söyleyeceğim, ben böyle bir şey beklemiyordum ama. Oğlum siz bana bize oyunu mu getirdiniz oğlum siz bize? Lan ne yapmış olabiliriz? Çalışmışsınız. Oğlum sen ne kadar iyisin direkt ya. Direkt böyle flashback yapıyor muyuz? Hani Orkun böyle yardırıyor böyle. Çok samimi söylüyorum. O kadar kartla tam falan gördük yani. Tamam biz mükemmeldiz ama sen bayağı iyisin lan. Oğlum bayağı, bayağı iyisin böyle yani. Bir şey yok. Ben böyle atan görmedim bak Türkiye'de. Yurt dışında var da. Bir şey diyeceğim. Biz Kıvanç'la beraber mi olsak acaba şimdi? E tamam bu tur ikiniz olun. Arkadaşlar bunun sihirbazlıkla alakası yok. Bakın söylüyorum. Bu çocuk var ya bu çocuk manyak ya bu. Google'a YouTube'a Orkun Ofcan yazın. Benim 2006'daki kanalım sihirbazlık videolarıyla 10 yaşında ben sihirbazlık yapıyordum. Beyin gücü. Bunu ben yapmadım. Ben 10 yaşında yapıyordum abi bunları. Yani. Abi süper. Katakulliye geldik oğlum. Balonları dizin. Hadi sıra bende. Vallahi çok moralim tamam bozuldu. Siz ikiniz 5 tane yaparsanız beraber olmuş olacağız. Okay. Tamam. Yani böyle bir eziklik de zaten Allah kahretsin bizi ya. Allah belamızı vermiş bizim ya. Biz niye geldik böyle? Benim bu adamlara meydan okumam gerekmiyor muydu ya? Abi bilseydim çalışırdım. Ben bu adamın attığını nereden bileyim? Bayağı aldır aldır. Zaten ilk de anladım. Oğlum kartı fırlatıyor böyle ses geliyor. Evet kart fırlatmada yüz karası olarak devam ediyorum. Kıvanç lütfen ya. Oo, güzel gitti. Güzel gitti. Sesi duydum. İpi mi kestin sen? Evet ipi kesmiş biz kazandık bu turu. Ah bak ikili belki iki tane patlatırdın sonunda bak. İkili benim attığım gibi vurdun ama. Nasıl vurdu bunu ya? Üstünü çıkarıyor ne oluyor? Hırs yaptım şu an. Oğlum daha hızlı. Abi o sesi duymamız lazım. Heh bana böyle gel. Evet. Ama siz beni küçümseyip çalışmamışsınız abi. Atmıyorum dedim ben yani ilk defa deneyeceğiz dedik bu videoda falan hani. Bir dakika dur şu sonucu olmasın. Onu bir daha atayım. Ha attı mı o? Abi kart takviyesi gördüm ben orada ya. Bakayım bir. Al, atsana bir şunu bir. Bir tane atsana abi valla. Ben oynamıyorum lan böyle şunları ya. Galiba hayatta en çok yeteneğim olan şeyi bulduk. Sen bunları böyle dikine koyalım. Buradan vursan böyle 3-5 gider ben sana söyleyeyim. Bence videonun konseptini değiştirelim. Sen bunu nasıl attığını öğret abi. Abiler eş oldunuz. Siz eşsiniz ben hiçbir şeyim. Şimdiki turumuzda da muz koyacağız. Muzu kesmeye çalışacağız. İnşallah. Yesek? Siz yiyin ben keseyim o zaman. Şöyle yamuk bir muzumuz var. Siz yine ikiniz olun abi. Siz başlayın. Amacımız muzu saplamak mı? Muza saplamak ya da muzu kesip düşürmek. Ama bak kesip düşürmek. Çataldan düşmesi değil. Okey. Kendimi bu hani mahallede siz ikiniz ben tek var ya onlar gibi hissediyorum ya. Saplarsın. Aaa! Aa bu çok iyi gitti. Pardon. Bence Kıvanç atacak ya. Ben inanıyorum şu an Kıvanç'a. Lan. Keşke gaz açılsın. Orkun'un da bizi gazlaması burada. Hadi yaparsınız ya. Zaten biz bu işe başlarken sisi bir gülüş vardı. Bizim ilk atışları görünce bir. Biraz bu. Oh yine güzel gitti. Bitti mi? Bitti mi? Yapma ya. Devam. Bir tane tutun lan. Bari şerefimizi koruyalım. Abi biraz... Aa vurdu. Saydık mı bunu? Hayır. Kalmadı ya da kesmedi. Bence bunu sen de vuramazsın. Ben de atamayabilirim. Bence sen de atamazsın. Sen atamazsan biz kazanalım diyor. Oğlum herif düşman atar gibi atıyor. Oğlum var ya kesin saplayacak. Oo sesi var. O da dağ taşı attı ama iyi atıyor abi ya. Oğlum bu ne nasıl bir atma ya?
Aa, atamadım o yerde. Ulan. Ben E oldum. Eşe. Yani bir sonraki tur aslında kaybederseniz bitiyor. Geldik en zorlu tura. Mumu vurmadan ateşini söndürmeyi deneyeceğiz. Balonu yaptık. Mum kaldı. Buyurun hocam. Aha! Çok yakın geçti var ya. Çok iyi vurdun ha. Geçiyorum hemen. Hadi bırak, sana güveniyorum. Hocam mumu atacaksın. Beraber takım olabilir miyiz? Hayır. Vallahi sönüyordu ha. Vallahi sönüyordu. Oğlum insana böyle bir şey atamaz. Dan. Bir üstünüze atayım mı sizin acaba, ne olacak merak ediyorum. Deriye saplanır mı? Abi harbiden merak ediyorum. Atışın nasıl olacak acaba? Bence söndü. Amaç mumu söndürmekti. Düşürdün mü? Muma kart saplandı. Mum birlikte düştü ve söndü. Tamam abi sen. Okey. Hocam eşek oldunuz. Vallahi eşek olduk değil mi? Eşek oldular. Evet geldim. Kazana geldim. Şaşırttım değil mi? Vallahi çok şaşırttım. Üzdü. Helal olsun. Üzdü. Ama. Gerçekten helal olsun. Teşekkür ediyorum. Ama hocam ben şimdi bir şey itiraf edeyim size. Ben vicdan yaptım. Çünkü ben 10 yaşımla 15 yaşım arası kart fırlatarak geçti. İskambil kartlarıyla geçti benim 5 yılım. O yüzden siz yürümeyin. Ben yürüyeyim. Burak ne diyorsun? Emin misin? Ben zaten seviyorum böyle manyak şeyleri. Ben yürürüm ya. Yani senin yürümen tabii bence de çok iyi olur da. Öleceğim ama. Tamam anlaştık o zaman. 12 metrelik bir ateşimiz var. Bunu şimdi yakacağız. Bu iyice harlanacak, yanacak. Sonra kös haline dönüşecek birkaç saat içerisinde. Sonra üstünde yürüyeceğiz bunun. Hadi yakıyorum. Hadi sen ver coşkuyu. Veriyorum coşkuyu hocam. Ver abi. Bak bir şey diyeceğim, helalleştik değil mi? Sonra vay efendim, beni yürüttünüz, hem kazandım. Bir şey söyleyeceğim, közü gördükten sonra yan yattı, çamura battı yok. Yok ona göre. Hocam, yanmadığım sürece sıkıntı yok. Yanarsam sizi de içine atarım, birlikte yanarız. Hayda. Abi zaten geride durmazsak yanacağız yani. Sön. Biz bunu yaktık da böyle orman yangını gibi bir şey oldu bu ya bu. Yanında durulmuyor. Bunda nasıl yürünecek hiçbir fikir. Anam çıko. Cehennem ya bu. Cehennem simülasyonu yapıyoruz şu anda. Vallahi bak şuradan ileri gidemiyorum. Yani hani ateş ölçerimiz falan var ölçelim diyor da gariban 123 gösteriyor. Bu kaçtır bu ya? 1200 falan vardır herhalde değil mi? Ulan şöyle bakınca zaten cehennem parkuru. Sırat Köprüsü abi. Wipeout'tan hatırlıyorum ben bunu. Bunda yürürüm de ayakları bırakacağız muhtemelen. Yedek ayak olan varsa ve bağışlamak isteyen varsa ayak açıklama kısmına IBAN numaramı bırakıyorum, ayaklarınızı gönderin. Hocam çok sıcak bu. Şurada falan dayanılır halde. Son videosunu çekti. Hocam gerçekten çok anlamsız, saçma sapan bir şey yapıyoruz ya. Kanalımın şifresini zaten biliyorsunuz. 50 tane videoda falan söylemişimdir. Ulan evlenemeden mi öleceğiz? 2 ay sonra evleniyorduk. Saçmalık. Oğlum bunu yapacak adam da bulamazsın ki memlekette. Yok abi. Kimse yapmaz yani böyle saçma sapan bir şeyi. Abi biz bunu ilk defa yurt dışında yapmıştık. Abi yani biz o zaman inanılmaz korkmuştuk ama bunun bir tık daha kısasıydı. Yani 6 metre falandı. 5 metreydi ya. 12 metre çok iddialı. 5 metrenin sonunda ayağım bir tarafıma çarpıyordu öyle söyleyeyim. Çok iyi moral veriyorsunuz ya. Daha güzel moral veren bir ekip görmedim bu hayatımda. Sağ olun. Bu arada siz mesela bak bunu izleyenler belki şey düşünebilir. Acaba burada hile mi var? Ayağın altında bir şey mi sürdü falan? Ayak ya. Hiç öyle bir şey yok bildiğin yani. Ayak yani. Bayağı bildiğiniz burada odunlar yandı. Bir deneyeyim mi? Bir ayağımı dokundurayım mı? Dokundur biraz. Burada hızlı yürüyeceğin için abi sen. Dokundur çek hemen. Oğlum bu olacak iş değil lan. Oğlum yanan şeye basıyoruz ya bu. Yanıyorum lan. Bir şey diyeyim, biz ısıtalım mı şuraları? Dur bakayım. Hocam yani
Allah deyip koşacağım yani. Hani sonrasında ne olur, beni hastaneye mi götürürsünüz, ne yaparsınız bilmiyorum abi. Abi Allah korusun yani. Yok. Hani postacı yürüyüş yapacaksın abi. Postacı şu. Şöyle. Belki bir tık daha hızlı ama burada tabii belli bir noktada çok uzun süre durmadığın için zaten seni kurtaracak şey o abi burada. Sağ ol. Anladın mı yani, ama ya gerçekten o. Eğer baktın gerçekten çok yandı ayakların, yani olacak gibi değil, yan tarafı. Kendini sol tarafa at. Tamam kimi, abi. Kimi ıslattık. Tamam, ben yürüyorum. Hazır mısın? Hazırım. Ah! Allah'ım lütfen düşmeyeyim. Faaaak! Seni var ya, cesaretinden dolayı kutluyorum kardeşim ya. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Siz beni karşıda bekleyin. Hadi. Siz beni karşıda bekleyin hadi. Oğlum bayağı köz ya, bayağı köz. Sen say deyince başlıyoruz. Sayacak mısınız bir de? Üçten geriye. Saymayın oğlum ya, bir şey de saymayın. Ben kendi rızamla kendi istediğim vakitte gitmek istiyorum ya. Adaya veda etmek istemiyorum. Hazır mıyız? Geliyorum. Tamam hadi say. Kendini kötü hissedersen sola at. Tamam. 3, 2, 1, gel. Hadi. Evet, evet, evet. Bravo be! Bravo! Yanıyorum! Yanıyorum su! Ah, buralar ıslakmış! Ah! Ah! Oh! Oh! Gel bakayım ayağın altına, otur bakayım. Ah! Ah! Dur, soğuk soğuk istiyorum, dur. Ne kadar ya? Soğuk, soğuk. Ah! Ah, bak bakayım var bir şey. Korkuyorum bir de ayağımın altına bakmaya korkuyorum ya. Aç. Var i̇yi. Bir şey. İyi. İyi kanka, iyi. Siliyorum lan. İyi. Aç ya tarafı. Hem yanıyorum hem korkuyorum. Garip garip şeyler yaşıyorum. Buna bak, bir şey var mı ayağımda? İyi mi? İyi. Ben de yürüyeceğim abi. Aa, iyi gibi lan ayağım. His kaybı falan yaşarım muhtemelen. Başka bir şey olmaz. Yok abi, tamam. Vallahi acıdı mı? Acıdı mı? Felaket acıdı. Ciddi misin? Felaket acıdı. Sakın hiç kimse denemesin. Önce aman. Isındı sonra yandı. Arkadaşlar yandı. Sakın. Arkadaşlar kesinlikle denemeyin. Bak bu çok ciddi bir olay. Sakın denemeyin ya. Aha, oh. Bunda bir şey var mı? Aa, nasıl bir şey lan bu? Oğlum önce bir ısı geldi, sonra bir yanma, sonra soğukluğa dönüştü. Abi bir süreden sonra hissetmiyorsun zaten o hızlı yürüyüşle. Oh, en zorlandığın nokta neresiydi abi peki? Hani ya ulan buradan sonra köşeye atayım kendim başta dediğim bir yer oldu mu? Başta daha rahattın yoksa sonra? Başta daha rahattım. Üçüncü, dördüncü adımdan sonra böyle yandı, bayağı yanarak yürüdüm yani. Hani gerçekten alevde yürüdüğümü hissettim. Yalnız Orkun'u tebrik ediyoruz ya. Bugün hem oyunu kazandı abi. Gerçekten bizi ulan yendi yani. Ulan bir de ben kazandım ya. Yürüyün lan, bana ne? Ama sen kendini istedin. Bana ne? Allah Allah. Sen istedin ama. Nereden vicdan yaptım ben ya, böyle şeyde vicdan mı yapılırmış? Yürüyor musun Kıvanç? Yürüyeceğim, ben de yürüyeceğim. Geçen bir tur atacağım abi. Yakmışız o kadar. Tabii bir tur yapmak geçen lazım yani. Geçen çivili yatakta ben yatmıştım, bari bunda da sen yürü. Bak çok yakın zamanda tecrübe ettim, bence yürüme. Yürüyorum. Vallahi mi ya? Vallahi. 5 yıl önce denedik, uzun zaman oldu ama yani burada hazır bunu kurmuşken. Hocam bak biz aynı kurmamışızdır, yanlış kurmuşuzdur, ateşi çok koymuşuzdur. Abi yok ya, yani sen yürüdün artık, bir şey olmadı. Çoktur, hardır. Yürü, yani yürü ya, hiçbir şey olmaz yürü ya. Canım ya. Hadi yürü, tamam hadi. Yürürüz. Kendi rızasıyla yürüyor. Show TV'yiz, ben sorumlu değilim. Orkun geliyorum. Bu arada bu eskiden böyle mistik güçleri olanlar bunu yapıyormuş yani, değil mi? Tabii tabii. Fakirizmle ilgilenen, aynen, mistik gücü olanlar. Kabilelerde yapıyorlarmış. Abi hala köz yani, bayağı köz. Başlıyorum. Hazır mısın? Aynen. Kanka kurtar bizi. 3, 2, oğlum 4. Bir dakika, canı yanıyor mu şu an? Ya ne oldu? Doğru söyle. Hani 3, 2, 1. Stres oldum oğlum. Şu anda ayıyım. 3, 2, 1, gel. Allah be! Allah! İyi misin? İyi misin? Su! Su! Su peçete! Hocam abi şurada, su. Bas abi suya. Su. Yanıyor değil mi? Abi evet, şu an hissetmiyorum ayağımı yalnız. O yalan soğuk yok. Hissi ya, yaşadın abi, değil mi? Soğuk donma ve hissizlik şeyini yaşıyorsun. Yaşadım abi, birazdan yaşadım. Birazdan abi kafası gelir yanmaya başlar. Sen de bir tık daha közlü ama. Ben bir tık oradan sen yırttım. Sen bir sönük, biraz bir, sönük şeyine bir tık, geldin ama. Bir tık yaş, 5 dakikayla kurtardım. Vallahi bir kendime geldim ya. Kanka sen de yatarsın artık. Ben de artık şöyle uzanayım boylu boyuna. Vallahi bak, ateşte yürümedik demeyeceğiz abi. Abi ateşte yürüdük. Kaç kişi ateşte yürümüştür ya? TV'lerimize ekleyelim hocam. Ateşte yürüdük. Şimdi bir de şey gözükebilir yani, hani bu sönmüş gibi durabilir ama gerçekten arkadaşlar elinizi yaklaştırdığınız zaman tutamıyorsunuz. Uzun süre yani bir 5 saniye falan tutamıyorsunuz. Ya yüzümüz kıpkırmızı oldu burada. Abi herhalde bu sizinle ikinci ve son videomdu. Niye? Defon gidin be. Allah'ın cezaları. Üçüncüsü çok daha fena bir şey kafamı olacak. Kafamı koparacaksınız. Bence. Ne yapacaksınız? Çok daha fena bir şey acaba olacak. Abi yalnız bir şey diyeceğim. Rica ediyorum. Bizim kanalda çalışalım. Yenelim abi şu adamı. İstediğiniz kadar çalışın
abi. En iyi öğrenme yaşı 10 ile 15'in benim bununla geçmiş. Zor bana yetişmeniz. Böyle bize arabada gelirken ya işte Orkun atamıyordur zaten ya. 2 dakika şöyle atarız falan dedik. Adam bir koydu. Füze gibi atıyor lan. Bir de vicdan yaptım üstüne. Çok gereksiz bir vicdandı. Bir daha böyle vicdanlar yapmayacağım yani. Bana kafası geldi abi. Geliyor değil mi? Yavaştan bana kafası geliyor. Geldi abi. O zaman sonra sizin kanalda kart fırlatma kapışıyoruz ama siz çalışın. Ben çalışmayacağım zaten. İstediğin kadar. Cezalı olsun. Bu sefer ama ben getireceğim. Abi. 6 milyon Scoville getireceğim size. O ne abi? Hayda. O ne abi? Ya acı. Oha. Çok acı. Çok acı. Ne kadar acı olabilir lan? Öldürüyor. Yani daha çok acıyor. Öyle diyeyim sana. Bundan daha çok acıyor. Her yerin acıyor. Çıkışı ayrı acıtıyor. Bu arada 7'den 70'e her yaşa hitap eden sihirbazlık malzemeleri için ve numaraları için sokaksihirbazı.com Kıvanç'la Burak'ın sitesi. Onları mutlaka ziyaret edin. Benim zamanımda da keşke böyle siteler olsaymış da ben de sizden alsaymışım, öğrenseymişim. Gerçekten de benim bir İskambil destesi almam bir yılımı almıştı. 10 yaşında başladığım zaman. O yüzden böyle çok güzel kaynaklar var mutlaka. Onların da kanalını da takip edin. Abone değilseniz abone de olun. Bir daha böyle bir video yapar mıyız bilmiyorum. Yarın normalde video çekecektik. Onu da çekebilir miyiz bilmiyorum. Yarınki ayak durumumuza göre bakacağız ona. Videoyu beğenmeyi, aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sevgili de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.